Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü harika, lezzeti şahane, iki renkli kesme muhallebi yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle sade olan muhallebimizi hazırlayarak başlayalım. Bunun için uygun bir tencereye bir buçuk yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı nişasta ve 1,5 yemek kaşığı irmiği alıyorum ve üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile yarım su bardağı şeker ilave ediyorum. Yine aynı bardak ölçüsüyle 2,5 su bardağı yani yarım litrede sütüm var. Öncelikle sütten az bir miktar koyuyorum ve malzemeleri homojen bir kıvama gelene kadar çırpma teliyle karıştırıyorum. Daha sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum ve şimdi başından hiç ayrılmadan kısık ateşte çırpma teliyle sürekli karıştırarak pişiriyorum. ve muhallebi kaynamaya başlayıp kıvam aldığında içine bir paket vanilya ve bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve yağ içerisinde eriyip homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra altını kapatıyorum ve kalıplara rahatlıkla paylaştırabileceğim bir hamur dağıtıcı kabına aktarıyorum. Ve bu arada gördüğünüz gibi bir cupcake kalıbına porsiyonluk silikon kalıpları yerleştirdim. Şimdi hazırlamış olduğumuz muhallebi çok çabuk katılaşıp kıvam alacağı için hiç vakit kaybetmeden seri bir şekilde kalıpların yarısına gelene kadar paylaştırıyorum. Daha sonra üzerlerini bir kaşıkla düzeltiyorum ve ben kakaolu muhallebiyi hazırlayana kadar şimdilik bir kenara alıyorum. Evet kakaolu muhallebimiz için yine uygun bir tencereye bir buçuk yemek kaşığı un koydum. Ve bu sefer bir buçuk yemek kaşığı yerine bir yemek kaşığı nişasta ilave ettim. Ve irmiği de az önce olduğu gibi bir buçuk yemek kaşığı ekledim. Şimdi içerisine iki yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Ve daha sonra üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile yarım su bardağından bir parmak fazla şeker ilave ediyorum. Bu arada malzemeleri miktarlarıyla beraber açıklama bölümüne de yazdım. Oradan da bakabilirsiniz yine aynı şekilde yarım litre sütüm vardı. Öncelikle sütten az bir miktar koyuyorum ve homojen bir kıvama gelene kadar bir çırpma teliyle karıştırdıktan sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum ve şimdi kısık ateşte yine başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak pişiriyorum. ve muhallebi kaynamaya başladığında aynı şekilde bir paket vanilya ve bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ederek yağ içerisinde eriyip homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum ve altını kapatıyorum. Daha sonra az önce de belirttiğim gibi çok çabuk kıvam alan bir muhallebi olduğu için hiç vakit kaybetmeden seri bir şekilde yine bir hamur dağıtıcı kabına aldım ve şimdi sade muhallebilerin üzerine dökerek paylaştırıyorum ve daha sonra yine üzerlerini bir kaşıkla düzeltiyorum ve daha sonra tatlılarımı buzdolabına kaldırıyorum. Evet son dakika bir işim çıktığı için ben tatlıları bir gece dolapta beklettim. Fakat sizler yaklaşık 5 saat dolapta dinlendirirseniz yeterli olacaktır. Tatlıları servis tabağına çıkardıktan sonra yapışmaması için tabağı su ile biraz ıslattım. Ve şimdi gördüğünüz gibi kolaylıkla silikon kalıplardan çıkartıyorum ve servis tabağına diziyorum. Evet bu arada tatlıları kalıplardan çıkartmadan önce yaklaşık 70 gram kadar sütlü ve beyaz çikolatayı benmari usulü erittim ve bir sıkma torbasına aldım. Şimdi aynen videoda izlediğiniz gibi tatlıların üzerine sıkıyorum. Yerken zorluk çıkarmaması için bu işlemi servisten hemen önce yaparsanız çok daha güzel olur. Evet videoda gördüğünüz gibi çikolatasını sıktıktan sonra biraz fıstık ve daha sonra yenilebilir gülle süslüyorum ve tatlılarımı servise hazırlıyorum. Evet süslemesini tamamladım ve tatlıları biraz daha buzdolabında beklettim. Fakat söylediğim gibi yerken çikolatasının çatlamaması için servisten hemen önce sıkarsanız çok daha güzel olacaktır. Evet şimdi bir tane keserek sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki çok hafif ve çok lezzetli bir sütlü tatlı oldu. O yüzden sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ben de sizlere ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın kalan